Haşmet Bey'e Hızır Çakır Beyli'nin geldiğini söyleyin. Bekliyordu sizi. Başka gelen yok mu? Yok. Hızır Çakır Beyli gelmiş. Yeğen Alparslan'la birlikte. Başka? Sadece ikisi. Nasıl ya? Vallahi öyle dayı. Diyorsan hazır gelmişlerken hiç muhatap olma, çocuklar indirsin. Ölmeye gelmiş adamla muhatap olmayacaksak kimle muhatap olacağız Musa? Çağır gelsinler. Silahları teslim ettiniz mi? Silahımız yok. Arabada bıraktılar Musa abi. Üstlerini aradım. Hoş geldiniz. Eyvallah. Buyurun. Ne oldu, haber mi bekliyorsun? Saatten sonra sana iyi haber gelmez Hızır. Bu saatten sonra hiç kimseye iyi haber gelmez Haşmet. Yo, bana geldi. Hem de iki tane. Hem sen, hem yeğenin. Demek senin için gelen son iyi haber biziz. Ne oldu? Niye adamlarınla gelmedin? Duydum ki kolunda cezik atacak yer kalmamış. Belki bizim için vardır diye yeğenimi de aldım geldim. Merakını gidereyim. Ben her öldürdüğüm adam için bir çizik atarım. Unutmamak için. Ona yaptıklarımı da, bana yapılanları da. Bize orada yer yok gibi duruyor. Vardır, vardır. Siz böyle silahsız iki cengaver gelmişsiniz buraya. Size mi yer bulamayacağız? Her ölü için yer bulunur Haşmet. Senin için de, bizim için de. Hı? Ölüm var. Silahlı ya da silahsız. Bak, yeğenimi aldım geldim. Hani senin şu bugün toprağa verdiğin abini öldüren yeğenim. Bir merakım var. Onu gidermeye geldim. Sonrasını sonra konuşalım. Sor bakalım. Yeğenin merakını giderdik. Senin merakını da gideriz. Hızır. Bugün cenazede de sorduğum gibi. Derdin ne? Benim bir derdim yok. Benim bir işim var. İşimi bozmaya çalışan herkes benim düşmanımdır. Bu kadar basit.
Senin işin hırsızlık değil mi Haşmet? Ben hırsız değilim. Senin işini nasıl bozmuş olabilirim? Şimdi sen bana böyle polis ağzıyla konuşuyorsun da biz hırsız değiliz. Biz zenginden alırız, fakire veririz. Allah Allah. Zenginden nasıl alıyormuşsun? Çalma kısmı burada doğrudur. Hiçbir zengin gönülden hiçbir şey vermez. Biz de hiçbir zengine ağız eğmeyiz. Kimseden bir şey istemeyiz. Alırız. Ya hırsızsın işte. Hırsızın zenginden, fakirden çaldısı mı olur? Hırsız hırsızdır. Niye? Bunun üzerine Robin Hood diye bir herif çıkmış. Efsane olmuş. Bizim neyimiz eksik hazır? Senin neyin eksik biliyor musun? Şerefin. Çünkü sen şerefli bir adam olsan, sokaktaki işsiz güçsüz, aç, çaresiz insanları toplayıp onlara hırsızlık yaptırmazdın. Sen fakir fukaraya hırsızlık yaptırıp onların ömründen çalan bir şerefsiz. Sakin ol Musa. Ölmeden önce küfür etse bile son sözünü dinlemek lazım. Bak bu aklında dursun. Ölmeden önce küfür de etsen seni dinleyeceğim. Neyse bunları geçelim de siz buraya neye güvenip geldiniz? İki kişi geldiniz. Dedim bunlar şimdi özür dileyecek, af dileyecek. Bu iş burada kapansın diyecek ama. Af dileyecek de değiliz. Özür dileyecek de değiliz. Ama iş kapansın dediğin doğru. Senle ben birbirimize hasımlık yapacaksak yapalım. Sen benim işime zarar ver. Ben de senin. Sen benim canıma zarar ver. Ben de senin. Ama senle ben. Ha? Ne dersin? Demişlerdi, Hızır'ın en büyük zaafı ailesi diye. Senin zaafın ne Haşmet? Benim bir zaafım yok Hızır. Aa, iyi o zaman. Sen benden büyük adamsın. Söyleyecek lafım yok. O zaman söyleyecek bir lafımız kalmadığına göre sizi öbür tarafa uğurlayalım. Bak bak. Kötü haberini al da teselli olsun kardeşine kavuşmak için. İlyas iyiymiş. Kardeşinin koğuşundan sağ salim çıkmış. Hadi şimdi sen bizi arabaya kadar uğurla da ne yapacağını sonra orada karar verirsin. Doğru ya. Madem çizik atacağız, bunu bizzat kendim yapmam lazım. Yalnız arabada silah çekmeyin cengaverler. Telefonun nerede Musa? Getir mi dayı? Gerek yok, gel gel. Aklına gelen arabada gel. Haşmet! Söyle Hızır. Arabanın bagajında oğlun var. Yaralı. Şimdi zaafın var mı yok mu? Karar ver.
Sayın Ferman yaralı, çok kan kaybetmiş. Şimdi sana soruyorum. Son kez soruyorum. Kan akıtmak kolay, durdurmak zordur. Evet. Bu kan aksın mı, dursun mu? Tamam Hızır. Senin söylediğin gibi olsun. Sen ve ben. Bundan sonra sen benim hasmımsın. Ben de senin hasmım. Kan yalnızca ikimizden akacak. Eyvallah.